Amirim Allah razı olsun. Sizi de sıkıntıya soktum. Ama merak etmeyin, en geç yarın kendime kiralık bir ev bulacağım. Burada bir günden fazla kalacağımı düşünmeyin sakın. Saçmalama lan. Ne sıkıntısı? Keyfine bak sen. Amirim daha önce de söylemiştim. Vallahi eviniz çok güzel. Dekorasyonu Halengi mi yaptı acaba? Evinizde güzel güzel oturun amirim. Gerçekten bayılıyorum bu eve ya. Al bakalım. Sağ olun. Ah be Levent. Sevdiğin yanında olmayınca bunlar hiçbir şeye yaramıyor. Aminim siz bu konuda çok duyarlı davranıyorsunuz. Yani Hale yenge sizi çok seviyor. Bakın göreceksiniz, sizi terk edemeyecek. Yok, bu sefer kesin terk etti. Dedesine benzer o, inatçıdır. Amirim siz bu konuda çok negatifsiniz ya. Biraz pozitif olun, pes etmeyin. Yani siz evrene pozitif sinyaller gönderirseniz eğer olumlu dönüşler alabiliyorsunuz. Bunu bir yerde okumuştum. Bakın küçük bir egzersiz yapalım. Bırakın şimdi çayınızı. Bırakın, bırakın. Şimdi kapatın gözlerinizi. Aynen benim gibi. Kapatın, kapatın. Pozitif düşünün. Düşünün amirim. Hale yengenin eve geldiğini düşünün. Zil çalıyor. Siz koşarak kapıyı açıyorsunuz ve Hale yenge kollarınızı atlıyor. Lütfen bu imgeyi kafanızda canlandırmaya çalışın amirim. Daha zil çalıyor. Çalacak tabii amirim. Yeter ki siz pozitif düşünmeye devam edin. Şimdi siz koşturarak kapıyı açın amirim. Pozitif, pozitif. Aşkım, evimize hoş geldin. Harikasınız amirim. Aynen bu şekilde. Sevecenlik de pozitif, pozitif. Ünsal, iyi misin sen? Eve geri döndüğümü mü zannettin? Kredi kartlarımı, cüzdanımı, her şeyimi evde bırakmışım. Alıp çıkacağım. Amirim, ben şu anda Hale yengenin sesini duyar gibiyim. Siz de duyuyor musunuz? İşte pozitif düşüncenin gücü. Oo, burayı bekar evine çevirmişsiniz. Yakında alem falan da yaparsınız siz. Yap yap, hatta o karıları da çağır. Ama benim umurumda değil artık. Hayır amirim, hayır. O kötü enerjileri atın üstünüzden. Pozitife odaklanın. Düşünmeyin bunları. Şimdi Hale yengenin size aşkım dediğini hayal edin. Tamam Levent. Uzatma, bitti. Ama amirim oyun bozanlık yapıyorsunuz ya. Şimdi böyle yapınca bütün atmosferi bozdunuz. Hale yenge, siz gerçekten geldiniz mi buraya ya? Amirim Hale yenge burada. Biz de tam amirimle sizin eve dönüşünüzü düşünüyorduk. Karıcığım lütfen. Ünsal yeter. Artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Lütfen. Yengeciğim, Ünsal amirime çok haksızlık ediyorsunuz. Amirim sizi çok seviyor. Aynen benim Selin'i sevdiğim gibi. Pardon, bu konuya girmemem gerekiyordu. Baştan alıyorum. Yengeciğim, amirim sizi çok seviyor. Tamam Levent. Uzatma. Kendin gibi adamları nasıl bulmayı başarıyorsun? Bravo vallahi. Hayatım. Lütfen. Bak, artık çocuğumuzun olma ihtimali var. Bu mutluluğu bize çok görme. Baba olmak istiyorum. Hale, lütfen gitme. Ünsal, durumu zorlaştırma. Gidiyorum, gelmeyeceğim bir daha. Amirim üzülmeyin. Hale yenge size tavır yapıyor. Hala size çok aşık. Göreceksiniz sizi terk edemeyecek. Yeter ki siz pozitif düşünmeye devam edin amirim. Ne pozitif oğlum? Olanları görmedin mi? Amirim gördüm. İşe yaradı işte. Zili çaldı. Ondan sonrasında da buraya gelmedi mi? İşte pozitif düşüncenin gücü. Geldi. Geldi de ne oldu? Terk edip bitti beni. Ama amirim o eve gelmesi içindi. Bir dahakine evden hiç gitmemesi için çalıştırırız pozitif sinyalleri. Siz rahat olun. Ne yaptım ben ona ya? Ne yaptım ya?
Amirim yani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama sizinle öyle meyhane köşelerinde kızlarla mırç mırç alemi yapmanız da size hiç yakışmadı yani. Oğlum hiçbir alakam yok benim ya. İnanmıyor musun sen? Yok. Ben anlamam amirim. Bir daha olmasın. Çünkü kadınlar ikinci bir şans konusunda çok acımasız olabiliyorlar. Biliyorsunuz. Bana ikinci bir şans verir mi Levent? Kesinlikle verir amirim. Hal yenge sizi çok seviyor, size çok aşık. Nasıl vermesin? Gel lan buraya. Gel buraya. Ben karımı çok seviyorum be Levent. Onsuz yaşayamam ki. Üzülmeyin amirim. Aşacağız bunları. El birliğiyle aşacağız hep beraber. Belgesel kanalı çekiyor mu acaba televizyon? Belgesel açsak, izlesek? Bak. Hayvanlı bir belgesel. Kafamız değişir.